Şimdi söz sırası Halkların Demokratik Partisi Van Milletvekilimiz Sayın Lezgin Botan'a aittir. Sayın Botan, süreniz 10 dakika. Buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, ben de genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce eş genel başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ şahsında ve özellikle de milletvekili olduğum Van'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Bekir Kaya ve Bekir Kaya şahsında tutuklu olan bütün eş belediye başkanlarımıza burada siyasi fikirlerinden dolayı cezaevlerinde direnen, demokrasi, barış, adalet için direnen bütün devrimci tutsaklara selam ve saygılarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar, bilindiği gibi Sinoplu Diyojen elinde fenerle gündüzleri insan arardı. Emin olun bu iktidar döneminde yaşamış olsaydı elinde fenerle herhalde adalet arıyor olacaktı. Çünkü demokrasiye eğer bu iktidar inanmış olsaydı, eğer adalete inanmış olsaydı bugün siyasi fikirlerinden dolayı binlerce insan cezaevlerinde yargılanmamış ve tutuklu olmamış olacaktı. Diğer vahim bir konu, ben bir milletvekiliyim değerli arkadaşlar. Bir milletvekilinin halk adına denetleme yetkisi var, devletin kurumlarını denetleme yetkisi var. Halk bize bu denetleme yetkisini vermiş. Verirken A Partisi, B Partisi diye bunun ayrımını yapmamış. Hani çok tüzük veya anayasadan söz ediyoruz ya, bu hakları partilere göre herhalde kategorize etmemiş Sayın Hocam. Dolayısıyla ben bir milletvekili olarak 411 gündür rehine alınmış, tutsak olan eş genel başkanlarımızı, milletvekili arkadaşlarımızı ziyaret edemiyorum. Bu konuda Adalet Bakanlığı'na da defalarca mütemadiyen başvurduk. Bir lütufmuş gibi bize dönülmedi, cevap verilmedi. Ve ben bu hukuki rezaleti bütün kamuoyunun, bütün Türkiye halklarının vicdanına havale ediyorum. Yani görüşemememizin nedeni ne olabilir değerli arkadaşlar? Bunu sorduğunuz zaman aslında genel bir hukuka dahi tabi değiliz. HDP, Halkların Demokratik Partisi'ne farklı bir hukuk muamele yapılmaktadır. Bu bile başlı başına ciddi bir ayrımcılıktır. Hani ayrımcılıktan çok müzdaribiz ya, çok söz ediyoruz. Biz her söz ettiğimizde birileri buna itiraz ediyor. Ancak şunu söylemek isterim ki ne Demirtaş'ın arkadaşları bizler ne yargılamaktan ne mahkemelerden kaçmıyoruz. Hesap vermekten kaçacak da değiliz. Eğer varsa cesaretiniz, gerçekten haklı olduğunuza inanıyorsanız bu kadar mühim Türkiye'nin 3. büyük partisi grubu bulunan bir partinin eş başkanlarını, milletvekillerini tutsak etmişsiniz. Bunları bari zahmet edin, çıkarın mahkemelerin huzuruna. Kim haklı, kim haksız, kim suçlu, kim suçsuz, kim kimi mahkum eder, kim kimi yargılar, bütün kamuoyu gözleri önünde bu süreç yaşansın, izlensin. Ama ancak bakıyoruz ki maalesef burada da kaçak güreşiliyor, burada da sürekli top taca atılıyor ve rehin alınan eş belediye başkanlarımız uzun süreden beri de mahkemelerin huzuruna çıkarılmıyor. Diğer bir konu da Türkiye'de toplumsal barış için geçen süreçlerde önemi herkesçe bilinen Sayın Öcalan'a uygulanan tecrittir. Tecrit bir insanlık suçudur arkadaşlar. Kime uygulanırsa uygulansın. Ceza hukuku bellidir. Ceza infaz hukuku bellidir. Kişilere göre değişmez. Bir devlet aklı vardır. Bir devlet ciddiyeti vardır. Bunu siz kişilerin önemine, konumuna göre kategorize edemezsiniz. Sayın Öcalan avukatlarıyla görüştürülmüyor. 2011 yılından beri Sayın Öcalan ailesiyle görüştürülmüyor. Her siyasi tutsağın Türkiye'de yargılanan, yargı karşısında madem ki yasalar karşısında herkes eşitse, peki Öcalan neden eşit değildir? Sayın Hükümet, niye Öcalan'da diğer herkes, her yurttaş gibi eşit değil, ailesiyle, avukatlarıyla, doktorlarıyla görüşemiyor, bu temel haklarından faydalanamıyor? En ağır işkence biçimi olarak şu an tecrit koşulları altında ve Türkiye toplumuna, barışa, kardeşliğe, adalete vesile olabilecek bir pozisyonda, bir konumda olan Sayın Öcalan'ın bu şekilde tecrit edilmesi barışı altına dinamit koymaktır. Biz barışı istemiyoruz demektir, anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Sayın Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılıp Sayın Öcalan'ın da herkes gibi, her tutsak gibi
sahip olduğu haklara avukatlarıyla, ailesiyle, doktorlarıyla görüşülmesinin sağlanması ve belki de bu hayırlı yol, bu aklın yolu bizi tekrar olması gereken demokratik süreçlerin başlamasına götürür diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, hükümet FETÖ'cüleri yargıda temizlediğini söylüyor ama ancak bakıyoruz ki Balyoz, Ergenekon, Oda TV gibi davalarda bunlar Yargıtay tarafından çoğu da onanmasına rağmen Anayasa Mahkemesi bunların kompas olduğunu söyleyerek bunları düşürdü. Bence de doğrusunu yaptı. Evet, kompastı. Ama aynı şekilde burada yine Kürtler bir ayrımcılığa maruz kaldılar. Kecek adı altında 10 bine yakın Kürt siyasi tutsak haksız bir şekilde yargılandı. Zulüm gördü. Hala da yargılamalar devam ediyor. Bu konuda da yine bunu yapan savcılar, hakimler şu an yargılandıkları halde FETÖ'cülükten Kecekya davaları halen sürüyor. AKP, iktidar halen bu davaları ısrarla savunuyor. Bu ciddi bir ayrımcılıktır. Yani Kürtler söz konusu olunca burada bir ortaklığın halen sürdüğünü maalesef görüyoruz ve şahit oluyoruz. İbretle izliyoruz. Yine fezlekeler konusunda da fezlekelerimizi, eş başkanlarımız, vekillerimiz dahil olmak üzere hazırlanan fezlekelerin tümünde, bakın tümünde, Sayın Genel Kurul, hepsinde FETÖ'cü dediğiniz şu an tutuklu savcı, hakim, polis, kolluk hepsinin de imzası var. Ama yine ısrarla bu fezlekeler savunuluyor, ısrarla bu fezlekeler önümüze çıkarılıyor. Şimdi Sayın Bostancı demin bir şey söyledi. Dedi ki ya işte geçmiş hafızayı geleceğe niye taşıyorsunuz? Sayın Bostancı, geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Bunu en iyi siz bilirsiniz. Ve geçmişin olumsuzluklarını da bugün bu parlamentonun gündemine taşıma gibi bir derdimiz yok. Ama ancak ben size şunu söyleyeyim. Bakın buna vesile olan yasakçı zihniyettir. Bu yasakçı zihniyet bu kürsüye de taşındı. Bu kürsüde de Kürt'ün, Türk'ün, Laz'ın, Çerkes'in, herkesin emeği var, hakkı var, alın teri var. Biz burada gelip bunların adına bu tür sorunları dile getirirken birileri 82 anayasasını arkasına sığınarak ki de anayasa böyle diyor, bize parmak sallayamazsınız. Bize kapıyı gösteremezsiniz. Siz buranın sahibi, ev sahibi biz misafir değiliz. Siz buranın efendileri, biz hizmetçileri değiliz. Biz de sizin gibi Türkiye'nin mütemadiyen çeşitli hemen hemen 81 ilinde oy almış, 6 milyon, 6,5 milyon oy almış ve halkı temsil eden meşhur demokratik bir partiyiz. İkide bir bize parmak sallamayın, bize kapıyı göstermeyin. Bu kimsenin de haddine değil. Diğer bir konu değerli arkadaşlar, diğer bir konu şu. İki gün önce burada, pardon dün, bugün ayın 18'i Arapça Dünya Günü ve kutluyorum Arapça konuşan bütün yurttaşlarımızı. Burada Mehmet Ali Vekil'in burada bir cümle kullandı, birkaç cümle bilinmeyen dil olarak geçti. Ya Allah'tan kork, çok ayıp. Siz o dille besmeleyi getiriyorsunuz. Siz o dille namaz kılıyorsunuz. Sizin şu an o bilinmeyen dil dediğiniz Kur'an'ın dilidir, ahiretin dilidir. Peygamberin dilidir. İbadetin dilidir Sayın Müftü. Nasıl bilinmez? Ve namaz kıldığınız, oruç tuttuğunuz bir dildir. Ve bu dil bile bilinmez. Kur'an'ın dili, ayetin dili. Olarak siz şu an bilinmez dil kıldınız. Çok ayıp. Bu yasakçı zihniyet bakın nerelere savuruyor. Vesayetçi zihniyet bakın böyle illettir, böyle kanserleştirir. Ve düşünebiliyor musunuz? Yani 15 Temmuz darbesinde siz bu dille sabaha kadar ezanları, imamları okutturdunuz. Hani ezan susmaz diyorsunuz ya, ezan dilini bu kürsüde arkadaşımız birkaç cümle kullandı diye şu an yasakçı değil, Arapça buraya geçti. 1400 yıldır siz bu dili öğrenemediniz mi? Neye göre ibadet ediyorsunuz? Neye göre namaz kılıyorsunuz? Dolayısıyla bu yasakçı zihniyet, bakın sırf Kürt anasını görmesin, sırf Kürtçe'ye ya işte bilinmeyen dil dediniz ya, onun için bunu yapıyorsunuz. Bakın size başka bir şey söyleyeyim. Siz burada genelde işte Kürtçe bilinmez diller arasına giriyor ya. Şimdi ben size sorsam dünyanın en pahalı kelimesi hangi kelimedir? Yani maddi parasal değerli karşılığı olan Kürdistan. Ya ne kadar ayıp bir şey. Ben şimdi dünyanın bütün ülkelerinin isimlerini burada saysam, bütün isimleri saysam bir kuruş etmez. Bir kuruş cezası yok. Ama Kürdistan desem 12 bin lira cezası var. Sayın Başkan. Yani bakın trajikomik şeyler. Onun için o geri kalan sizin sözünüzü ettiğiniz toplumsal bilinç altına itilmiş bir takım şeyle tekrar eğer ortaya çıkıyorsa bunu biraz da dönüp kendimize bakmak lazım. Yine biz bütçeyi tartışıyoruz burada değerli arkadaşlar. Ve biz bu bir savaş bütçesidir dediğimiz zaman birileri bağırıyor, çağırıyor. Niyetimizi okumaya çalışıyor. Ya bal gibi bir savaş bütçesi. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Şuradan Somali, Kosova,
Afganistan, Irak, Katar, Suriye, Lübnan, Kıbrıs'ta bulunan askeri varlığın bütçe yükünü kim biliyor arkadaşlar? Muhtemelen milyarlarca dolara tekabül eder. Yine içeride mevcut sorunu, Kürt sorununu çözemediğimiz için on binlerce korucuya da yine aynen bütçe bir yükü var. Başka paramiliter örgütlere para veriyoruz. Avrupa'da şu an paramiliter örgütlere para verildiği Sözlerinizi tamamlamak için ek bir dakika süre veriyorum. Buyurun. Şu an Suriye'de ÖSO çetelerine maaş veriyoruz, para veriyoruz. Sırtlamışız ama bu para kimsenin babasının parası değil. Bakın 80 milyon yoksulun, işçinin, emekçinin, çalışanın, hepimizin vergileridir. Bunları bilmek bizim hakkımız. Ve o paralar aslında şu an 1 milyon üniversite mezununun rızkıdır. Atanamayan 800 bin sağlık ve eğitim çalışanının rızkıdır, hakkıdır. Yüz binlerce emeklere vereceğimiz zamdır. Yüz binlerce şu an asgari ücrete mahkum ettiğimiz, adeta kölelik yasalarıyla yönettiğimiz insanların, asgari ücrete mahkum ettiğimiz, 1400 liraya mahkum ettiğimiz insanların hakkıdır, hukukudur. Tüy bitmemiş yetimin hakkıdır. Tamam, çeşitli şeyler söyleyebiliriz. Kıbrıs'ta 74'ten beri asker bulunduruyoruz. Ne kadar bulunduruyoruz, ne kadar bulundurmamız gerekiyor, azaltmamız gerekiyor mu? Şu an işte Suriye'de, Irak'ta, başka ülkelerde ne işimiz var, olması gerekiyor mu? Stratejik olarak birçok şey söyleyebiliriz ama bunu bilmemiz lazım. Bu bir savaş bütçesi, bunun için savaş bütçesi diyoruz. Sürekli operasyonlar, sürekli çatışmalar, yurt içi... Teşekkür ederim Sayın Botan.